Koşuyol Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Koşuyol Hekimler Anlatıyor'dan herkese merhabalar. Ben Nazan Durak. Hasta ve hasta yakınlarımızın sağlığının korunması ve geliştirilmesi amacıyla her hafta birbirinden kıymetli hekimlerimizle Koşuyol Hekimler Anlatıyor'da sizlerleyiz. Özellikle ıhtılaşma bozukluğuna yol açıp
akciğer buralara iskemi riskine yol açıyor, tromboza yol açıyor. Bundan kaynaklı da özellikle erken dönemde teşhis edip uygun tedaviyi başlamak gerekir. Kısaca bu tanı yönteminde en basit yöntem özellikle ailesinde tiroid hastalığı olan kişiler ön planda olmak üzere erken dönemde tiroid fonksiyon testlerine bir sağlık kuruluşuna başvurup bu testlere baktırmakta fayda var. Hiçbir şikayet olmasa bile bunu erken dönemde tespit edip uygun tedaviyi düzenlemek o yönüyle anlamlı. Hipotiroidit tedavisinde biz öncelikle sentetik tiroid ilaçlarını her gün sabah aç karnına kullanacak şekilde hastalara verip sıklıkla ilk başta 4-6 hafta sonra bir kontrol edip doz ayarlaması yapıp en kısa sürede uygun tiroid bezini uygun değerlere getirmeye çalışıyoruz. Hipertiroidide ise tiroid bezinin sağlanmasını baskılayan ilaçları kullanıyoruz. Bunun dışında eğer sebep bir nodül kaynaklı bir şeyse bununla ilgili radyoaktif iyon tedavisi eğer baskılanamadıysa yine eğer bununla da olmadıysa bazı hasta grubunda da tiroid cerrahisiyle amacımız tiroid hormonunu normal seviyelere getirmek. Burada özellikle dikkat edilmesi gereken en önemli şey evet tamamen önlenemese bile tedavi edilebilir bir hastalık. Dolayısıyla erken dönemde konulan tanıyla birlikte verilecek uygun tedaviyle erken dönemde tiroid bezini normale getirip hastalıklardan korumaya başlıyoruz. Yine beslenmeye dikkat etmek gerekir. Beslenme şeyi olarak özellikle iyot, selenyum ve cinkodan zengin beslenme. En önemlisi stresten uzak kalmak. Stres çünkü tiroid hormonları üzerinde de ciddi bir etkili. Sigara kullanımı ve aşırı alkol tüketiminden sakınmalıyız bununla ilgili de. Çok basit her yerde yapılan, her sağlık kuruluşunda yapılan tiroid fonksiyon testine bakıp ona uygun tanıyı koyup erken dönemde tedaviye başlamak hem kalp üzerine hem de tiroid bezinin diğer vücut organları üzerinde etkilerini ortadan kaldırmış oluruz. Vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz hocam. Çok kıymetliydi bizim için. Ağzınıza sağlık. Sağlıklı günler diliyoruz. Hoşçakalın. Ben teşekkür ediyorum. Bana bu imkanı tanıdığınız için herkese sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.